Öncelikle merhabalar. Yaşanmış Efsaneler kanalına hoş geldiniz. Mağaranın sonuna doğru gittiğimizde işte büyük bir uğultu sesi var. Hani atmosferden kaynaklanan bir uğultu sesi. Hani böyle uçak yolculuğunda havadan gelen bir uğultu sesi olur. Büyük bir uğultu sesi. Özellikle bazı mağaralar ve aynalar başka bir zaman boyutuna açılan portal kapılardır aynı zamanda. Bermuda Şeytan Üçgeni. Orada söylenir ya, cehennemin 7 kat dibinde diye. İşte burası da aynen onun gibi bir yer. Biraz sonra tabii ki mağaranın derinliklerine doğru ilerleyeceğiz. Şu an nemli olduğu için merdivenlerde kayganlık oranı yüksek.
Hızımızı biraz daha yavaşlatacağız. Çünkü spor ayakkabı var ama yine de kayma ihtimali yüksek. Gerçekten de uçak sesi var. Bir uğultu. Mağara keşfedilmemiş bir mağara değil. Şu an turizme açık. İstediğin zaman ziyaret edebilirsiniz. Yalnız bu noktaya geldiğinizde çok kaygan. Özellikle merdivenlerden indiğinizde dikkat etmelisiniz. Bakın görüyorsunuz sarkıkları. Şu an mağaranın en dibindeyiz. Göründüğü gibi büyük bir uğultu sesi geliyor. Hani havada uçakla yolculuk yaparsınız, atmosferden gelen uğultu sesi. Ve büyük bir sis var. Her tarafta sis. Ağzınızdan çıkan buhar bile gözükebiliyor. Oldukça nemli. Uzun taşlar var bakın, sanki doğal değil, sanki bir sütunun kırılmış parçası gibi. Bir fikriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Üç tane kaya var, oda büyüklüğünde. Bakın, 3 tane oda büyüklüğünde kaya, sanki bir giriş yeri gibi. Dibinde az bir şey su birikintisi var. Bakın, aşağı doğru iniyorum, suyu görebileceksiniz. Bakın görüyorsunuz suyun berraklığını. Bakın. Aman Allah'ım, bu bir geçit. Evet. Yok, geçit değil. Diğer tarafa bağlanan yer. Suyu görebiliyorsunuz. Çok kaygan.
Çok kaygan. Balçık gibi. Taşlar bitiyor ve burası biraz düz toprak ova gibi. Mağaranın en sonuna kadar geldik, ilerledik. Mağaradaki sarkıkları görecek olursak daha yakından bir aydınlatma sistemi kurmuşlar. Burası Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Cennet Cehennem Olbukları. Tam girişte, giriş tarafı, elimle gösterdiğim tarafa doğru, yukarısında bir kilise var. Hristiyanlığın serbest din olmasından sonra, daha önce Hristiyanlıktan önce paganizm inancı vardı. Çok tanrılı paganizm inancında Zeus tapınağı olarak geçiyor. Dikdörtgen bir tapınak gördüğünüz zaman bu bir Zeus tapınağıdır. Daha sonra Hristiyanlık dininin yayılmasıyla birlikte burası kiliseye çevriliyor ve Meryem Ana Kilisesi olarak geçiyor. Kilisenin kapısının tam üstünde bir kitabe var. Biraz sonra o kitabeyi de sizlere göstereceğim. İçinde ise İsa'nın 12 havarisini andıran insan figürleri var. Fakat bunlardan 7 tanesi şu an mevcut. Diğerleri aşınmayla silinmiş durumda. Mağaranın içine gösterecek olursak, bu taraf çıkış kısmına doğru, yukarı doğru. Bu taraf ise aşağı doğru. Tam aşağı kadar indim. Büyük bir uğultu sesi var. Büyük bir uğultu sesi, atmosfer sesi gibi. Yani böyle uçakla yolculuk yaptığı zaman havada bir uçağın sesi gelir. Öyle bir uğuldama sesi var. Uğultu sesi. Tabii ki mağaralar ve aynalar birçok zaman boyutuna açılan portal kapılardır. Burası mağaranın en nemli kısmı. Mağara turizme açılmış. Turizme açılmış. Fakat merdivenlerden inmek oldukça riskli. Çünkü aşağı doğru indiğinizde çok nemden dolayı çok kaygan. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için uygun değil. Ve bu zemine uygun bir spor ayakkabı giymeniz mutlaka gerekiyor. Yukarıda çok sivri sarkıklar var. Mızrak gibi. Kilolarca ağırlıkta sarkıklar. Daha önce daha yoğun bir su akışı varmış mağarada. Sarkıklar bunlardan oluşmuş. Mor, mavi, yeşil, kahverengi tonlarda. Biraz daha yaklaşacak olursak, hala hafif su damlaları var.
nasıl yollardan yürüdüğümü görebiliyorsunuz. Merdivenli bölgeye geldik. İniş zor da çıkış daha kolay. Kayganlık bakımından iniş biraz daha riskli. Aşağı doğru yuvarlanan kayaları görebiliyorsunuz. Büyük kayalar. Üst üste gelmiş. Birisi de tam merdivenin başında. Kiliseye doğru yaklaşıyoruz. Ve kilisenin içinde ise girdiğimizde tam kilisenin kapısının yukarısında bir kitabe var. Yakınlaştırdığımızda ne yazdığını bilmiyoruz. Kilisenin ise
Tam altına geçtiğimizde havarilerden oluşan resimler var. Hristiyanlığın ilk yıllarında tapınak olan, paganizm inancının sürdürdüğü tapınak olan bu mabet daha sonra Hristiyanlığın ilk yıllarında kiliseye çevriliyor ve Meryem Ana Kilisesi olarak kalıyor. Yukarıda gördüğünüz ise İsa'nın 12 havarileri. 2, 4, 6, 7 tanesi gözükebiliyor. Diğerleri aşınmayla silinmiş. Gördüğünüz gibi 2 tane küçük odacıktan oluşuyor. Tek odacıklar. Kesme taşlardan.